Benim gitmem lazım. Öbür tarafta biraz ekstralarım var. Bana kızmıyorsun değil mi? Bana bak Kursel, öbür tarafta Clark Gable, James Dean, Rock Hudson, bunlarla falan buluşmuyorsun değil mi? Hiç buluşmuyor muyum kocacığım? Ha. Onlar senin evli olduğumu bildikleri için bana yenge diyorlar. Ne? Aferin onlara. Biliyorlar tabii. Tersim pistir. Yani kafamı bozmasınlar, adamı Sümerbank basması gibi cart diye ikiye ayırıyorum. Kafayı kodum mu oturturum ha. Hay Allah. Cep telefonum burada olacağına benim de duruyor. Ben öyle konuşuyorum. Evet, nerede kalmıştık? Peki canım, hadi görüşürüz. Öptüm seni. Bye bye. Bye. Şelale Hanım, sizde Mazi Zeytinyağı Şirketi'nin telefonu var mı? Dur, olacaktı bir saniye. Söylüyorum. 985-24-63. Alo? Mazi Zeytinyağı mı? Özür dilerim, özür dilerim. Allah Allah, yanlış mı çevirdim numarayı acaba? Pardon, ben size yanlışlıkla Mazhar Bey'in ev telefonunu vermişim. Ne? Mazhar'ın ev telefonu mu? Ne olmuş? Bunda bu kadar şaşıracak ne var oğlum? Oğlum, evinden bir kızla konuştum. Evinde resmen bir kız var. Kız mı? Firdevs'tir. Ama Firdevs'le annem evden çıkmışlardı. Bir daha niye geri dönsünler ki? Firdevs'in sesini tanırım oğlum. Bu başkasıydı bence. Seni gidi seni. Vay, evde kız ha. Hadi be, hadi be. Bu salak numaraları yanlış çevirmiştir. İlkan abim, Mazhar abim. Evet abi. Mazhar abime demli bir çay benden olsun. Ya. Abi, canım var, ben karıştım ben. Mazhar? He? Kim bunlar? Kim bunlar Mazhar? Hey bunlar. Kimsiniz siz? Biz. Onlar pansiyoner. Ya? Pansiyoner mi? Öf. Hangi gazete veriyor bunları be? Salak. İyi ama benim evimde ne işi var bunların? Mazhar haklı Menkıbe teyze. Yani benim evim dururken burada ne işleri var? Saçmalama. Onlar artık burada kalacak. Ya hiç olmazsa bir kısmı da bende kalsa. Bunların bir işler çevirdiğini anlamıştım zaten. Kulaklarım boş yere çınlamaz benim. Anne, bana şu durumu açıklar mısın lütfen? Evladım, artık İstanbul'da geçinmek zor. Ben de düşündüm, taşındım. Ekonomimize biraz katkısı olsun diye evime pansiyoner aldım. Fena mı ettim yani? Anne, böyle şey olur mu hiç ya? Sen merak etme, benim minik kuşum. Kızlar seni hiç rahatsız etmezler. Sen de onları etmezsin tabii. Herkes odasına kapanır, çeker kapısını. İşte bu kadar. Zaten öğrenci bunlar abi. Bütün gün ders çalışacaklar. Ders çalışacaklarmış. Bu hayvan rahat bırakır mı onları? Anne değil, menkıbe manukyan. Hadi gel, gel de tanış onları. Oğlum anne, anne. Allah aşkına. Evet, sizi tanıştırayım. Hale, Lale ve işte yakışıklı oğlum minik kuşum Mazhar. Tanıştığımıza çok memnun Ben de çok neyse tanışmamıza devam ederiz sonra. Ne olursun oğlum? Bana bak, bunları evimden hemen gönderiyorsun. Bana bak, bunları evimden hemen gönderiyorsun anne. Ha, dünyada olmaz. Bizim aile öleceğini bilse verdiği sözden dönmez. Yani soyumuz ta 4. Mahmud'a dayanıyor. Yok 2. Mahmud'tu galiba. Her neyse yani asaletimize yakışmaz bu. 2. Mahmud'muş. Senin soyun olsa olsa taş devrindeki mamutlara dayanıyordur. Fosil kadın. Annem haklı abi. Hem biz kirayı peşin alıp harcadık bile. Ama gitmeleri gerek. Gerek dedim ya. Oğlum manyak mısın lan? Böyle bir şeye hayır denir mi? Ah bu melek gibi anne, benim annem olacaktık. Biz sorun yaratıyorsak gidebiliriz. Aslında sınav zamanı evde zor bulunur ama rahatsızlık verdiysek gidelim. Aa, dünyada bırakmam. Olur mu canım? Hem bu benim prensiplerime de aykırı. Burada kalacaksınız, o kadar. Aa, bu kadın benim burada olduğumu biliyor da inadına mı yapıyor, nedir? Neyse, hadi artık biz gidelim. Bak Mazhar, eğer bu kızları gönderirsen şunu bil ki seni ömrümün sonuna kadar affetmem. Ben de kızları göndermezsen affetmem, hiç affetmem. Ama anne, önce bana bir sorsaydın yani. Tamam minik kuşum, tamam. Bir dahaki sefere sana da sorarım, söz. Hadi anne, gidelim artık. Kanka sizi eve bırakır, değil mi kanka? Ha, tabii. Ama isterseniz arabanın anahtarını vereyim, siz kendi kendinizi bırakın. Şaka yapıyorsunuz değil mi Müfit Bey?
Size hiç yakıştıramadım. Canım şaka yapıyor tabii. Hadi kanka güle güle hadi. Güle güle. İyi akşamlar hanım. Bay bay. İyi akşam bay bay. Bay bay. Hadi Firdevs biz de gidelim artık. Hadi güle güle oturun bakalım çocuklar. Teşekkürler teyze. Anneciğim güle güle. Bay bay. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Güle güle. Güle güle anneciğim güle 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 güle. Masar. Efendim. Bu iş fazla uzadı ama. Sepetle şunları. Ama hayatım nasıl sepetleyebilirim ki? Annemin ne dediğini duydun. Burası onun evi. Ne isterse onu yapar. Bana ne? Sen de o zaman bu evden taşın. Ah çok güzel. Bravo valla. Saçmalama Allah aşkına Ruhsar. Bu evin her tarafında sen yok musun? Hatıralarımız yok mu? Hatıralar var ama artık ben yokum. Ruhsar dur. Bir şey mi dediniz? Ha? Yok. Demek siz Türk Dili ve Edebiyatı'nda okuyorsunuz. Hayır, Hali orada okuyor. Aa öyle tabii doğru. Siz biyoloji okuyordunuz. Hayır, ben fizik okuyorum. Yani neticede ikiniz de öğrencisiniz, onu demeye getiriyorum. Okumak gibisi yok vallahi. Ben fiziği çok severim. Öyle mi? Evet, Türk Edebiyatı'na da çok büyük ilgi duyuyorum aslında. Aa, ben en çok divan edebiyatını severim. Nefi, Nedim, Nabi, Şeyh Galip en sevdiğim şairlerdir. Ya siz hangilerini seversiniz? Ben de onlardan karışık severim. Ben bayılırım bile. Ortaya da bir salata. Ben zili de çok severim. Hatta gider kapıyı açarım bile. Şimdi dikkat edin çok enteresandır. Ben zil çalınca gider kapıyı açarım. Ya kanka nedir bu başıma gelenler ya? Bir insanın evini bir ayda iki kere su basar mı? Hadi ya. Allah Allah. Duydun herhalde kokuyu. Dışarıda yağmur falan yok da nasıl su bastıysa o evi. Sorma ya bu sefer de musluğu açık unutmuşum. Evin her yanı bıcık bıcık su. Ben de en iyisi gidip kankamda kalayım dedim. Merhaba kızlar. Merhaba. Ay geçmiş olsun. Sağ ol. Aa Müfitciğim, Müfitciğim evde kalacak hiç yerim yok. Bir tek banyo küveti var. O da olmaz. Olsun olsun ben banyo küvetinde bile yatarım. Aa şimdi aklıma geldi. Banyo küvetim çatlak olduğu için dün akşam kömürlüğe indirdim. İstersen bir battaniye vereyim git orada yat. Nasıl? Beni gönderiyor musun yani? Evet küçük Müfit. Ya tamam. Sadece su bassa gelmeyecektim ama yani bir de üstüne üstlük sırf bizim mahallenin orada 11.2 şiddetinde bir deprem olmaz mı? Ya. Ya. O zaman ben Kızılay'a söylerim sana çadır gönderir. Hadi Müfitciğim güle güle hadi. Ama kanka. Hadi kankacığım sen yılansın yılan. Nasıl olsa tıslaya tıslaya kendine bir delik bulursun. Ama hadi senin bakalım, yaptığın güle güle. İnsan haklarına aykırı. İnsan haklarını torunlarım bile göremez. Hadi yürü. Bir de evde yangın çıkmıştı. Olmaz olmaz. Yürü yürü. Pis kurma. Yürü hadi hadi. İşte. Yalan söylüyorum. Dün gece aniden memleketten akrabalar geldi. Evde bana yatacak yer kaldı. Şöyle birkaç günde kalacak bir yer lazım ama nereden bulacağız ki? Ya. Ya. Şey, ben de dün gece evdekilerle kavga ettim. Ah. Ya. Evlatlıklar reddedip beni evden attılar. Şöyle birkaç günlüğüne kalacak bir yere ihtiyacım var. Meğer bizim evde kaçakmış. Dün belediye gelip evimizi dozerle yıktı. Şöyle birkaç gün kalacak bir yer bulsam o kadar iyi olacak ki. O hayırsevere yatıp kalkıp dua edeceğim vallahi. Dün gece buzdolabının buzluğundan evin içine bir çığ düşmesin mi? Ha, inanmayacaksınız ama evim şimdi karlar içinde. Sizin evde ilginç bir şey olmadı mı Şelale Hanım? Ya. Allah Allah. Bayan olduğunuz içindir herhalde. Masar Bey, duyduğuma göre evinizde küçük çapta bir örgüt kurmuşsunuz. Yok canım, ne alakası var? Öyle öyle. Haberi sağlam kaynaklardan aldım. Evinde öğrenciler barındırıp eylem planları hazırlıyormuşsunuz. Şimdi bir yanlış anlama Önder Bey. Bak ben yabancı sayılmam. Teorisi gelişmemiş bir örgüt pratikte başarılı olamaz. Bu akşam size gelip bu öğrenci arkadaşları bilinçlendirmem lazım. Öğrenciyiz, haklıyız, kazanacağız. Öğrenciyiz, haklıyız, kazanacağız. Elimde kız besleneyi göstereceğim ben sana pis zampara. Sen yanlış anladın. Benim o kızlarla hiç... Hiçbir ilgim yok. Lütfen inan bana ruhum. Ya sana inanayım ha. Sen önce kendini başkalarına inandır Mahser Efendi. Hadi konuş bakalım. Konuş. Konuş dedim. Ruslancığım ne olur yapma. Ruslancığım ver şunu. Ruslancığım ver şunu. Ana! Telefon uçuyor. Beyin gücü. Ha?
Beyin gücü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.